Sevgili Ayhan Bey, artık sahnemiz başladığı için seyirci ışıklarını alabiliriz. Efendim, dramatik bütünlük açısından ara vermemeyi uygun gördük. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı sürece salonumuzu terk etmemenizi, eğer acil bir durum olursa da arka taraftaki yangın merdiveni kapımız açık, çocuklarımızın dikkati açısından oradan dışarıya giriş çıkış yapmanızı önemle rica ediyoruz. İki istirhamımız var. Bir, istirham mı? Doğru kelime bu mu? Doğru değil mi? Rica. Dur şey başlayacaktım Yavuz Bey. Neydi o? Kıymetli Hazirun. Ha, öyle. Bunu da yeni öğrendim. Sevgili misafirlerimiz, dışarıda çocuklarımızın resimlerini alabilirsiniz. Onlar size hediyemizdir. Evinize götürebilirsiniz. Bir de... Efendim? Herhangi birini almayın canım. Bir şey söyleyeceğim. Herhangi birini alabilirsiniz ama karşılığını vererek alabilirsiniz. Yani eğer gerçekten çok beğendiyseniz sanatı satın almalıyız. Bunu unutmayalım. Bedava sanat yok. Ve bir diğer... Teşekkür ederim. Ve bir diğer ricamız da efendim, geleneksel anı defterimizi bugünkü etkinliğimizde yine çıkardık da eğer kıymetli vaktinizden ayırıp da güzel düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz tam karşıda. Şeref verdiniz tekrar, hoş geldiniz. Çok büyük alkışlar rica ediyorum 4. sınıflarınca. Dört
Thank you.
Arkadaşlar böyle yavaş olmaz. Altı kız yavaş oynayın ya. Böyle hızlı olmaz. Hadi. Hatırladın mı? Işık, hazır.
bu İngilizce işe olmadı. Biz daha çocuklar anlayacak bir dilde oynayalım, tamam mı? Tamam. Hadi sana güvenelim. Işık! Hadi. Kamera! Hadi. Çak bir iki kızı. Thank you.
Sakin. Yalnız sadece kan durmak gerekiyor.
gittim. Thank you.
Bu kaşık değilse bir dediniz ben. Hulusi Bey, kendi sonra kalan sorununu muazzam yetiştirme derdinde. Olmadı. Bilmiyorsun beni. Kendini buraya vermen lazım.
Sus, doğruyu söylemiyorsun. Kapat.
Anlatabiliyor muyum? Seviyorum, veriyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? İstiyorum, veriyor musun? Cevap ver, ne diyorsun? Peki, öyle olsun. Öyle olsun. Taşlara bir zamanlar sevgimle
Ah!
kalmış hakkında bildiklerini anlat. Misafir duyduğunda selamı kaç kaldınız diyelim. Yiyecek yok, içecek yok. İşte böyle açsız kalırsınız, misafir ediyoruz gerçekten. İşledik bunu. Pek bir şey öğrenmedin. Ayşen kalk. Anla. Şöyle mesela solda çatal, sağda bıçakla şöyle çekersiniz. Ve beklemeyi hiç kimseniz var bunlar sonra yerseniz bu yüzden geçeceğiz. Ne var? Muhterem hocam. Söyle oğlum. Ne oldu oğlum? Niçin ağlıyorsun? Daha nasıl olacak? Mahmut hocam beni zahret vermezse kaldıracak. Çalışmadı mı yoksa? Çalışmadı mı bir? Bütün kitabı ezberledim ama büyük tarzı bir çocuğu öğrenirim. Ben değil subay çocuğum. Ağlama yavrum. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ağlama dedim. Beni de ağlayacaksın. Zaten anlatırım. Mahmut hocam. Aha! Ne günlerdi o günler. Hiç gözümde günler yapmadım. Ya nasıl gitsin? Anlatacağım. 26 Ağustos 1922. Evet. Günlerden bir maalesef. İşte böyle. Ellerim üstünde, gözlerim üstünde, gücüm emri bekliyorduk. Topçular çabakla beraber atışa başladı. Bum!
ya. Biz de biraz büyüyeceğiz değil mi? Evet. Ayol hem ne istiyoruz öyle çocuğundan? Su yapacağız. Sınıfa gidip ders alacağız. Ayol hem okuluruz ya da öğretmen olur mu? Hallederiz, merak etme sen. Bu görüşmeyi tamam sınıfı öğrencileri hazırladı. Karşınızda gecenin ilk sürprizi Cici Kızlar.